Herkese selamlar. Piyasanın bilinen tüm cam muhasbetlerini karşılaştıracağım videoya hoş geldiniz. Bu videoda Pulsar Superglide, Braid Cosmic Glass, Skypad 3.0 ve Skypad 2.0'ın sizlere bir karşılaştırmasını yapacağım. Yüzeylere, boyutlara, fiyatına, farklılıklarına her şeyi dikkatlice bakacağız. Ayrıca uzun zamandır cam muhasbet kullanan birisi olarak sizlere düşüncelerimi, kullandığım süre boyunca yaşadığım olumlu olumsuz yanlardan genel olarak bahsedeceğim. Umarım sizler için de yararlı bir video olur. Cam muhasbeti ile ilgili kafanızda soru işareti kalsın istemiyorum. Yine de bir sorunuz varsa yorumlarda mutlaka belirtin, cevaplarım. Destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle cam muhasbeti ile ilgili deneyimlerimden başlayalım. Daha sonrasında ise bu canavarları tüm detaylarıyla karşılaştırmaya geçelim. Benim ilk cam muhasbet deneyimim Braid Cosmic Glass ile başladı. Daha öncesinde Skypad görmüşlüğüm vardı fakat kullanamamıştım. İlk başlarda açıkça söylemek gerekirse alışmakta zorlandım. Yani çünkü klasik bir kumaş muhasbet ile alakası yoktu. Ki o zamanlar Artisan Hyambit kullanıyordum. Hani kumaş olarak da en iyi muhasbet diyebileceğimiz cinste bir muhasbetti. Kullanmaya çalıştım, bıraktım, tekrar denedim, zorlandım. En son dedim ki ya ben buna alışmam lazım. Çünkü gerçekten yüzeyi çok rahat geliyordu o sıralar. Benim Artisan Hyen'i de böyle 2 haftada bir yıkıyordum. Yaz ayıydı, böyle terdir nemdir. Tüm dış etkenler mousepad'i inanılmaz etkiliyordu. Bir zaman sonra gerçekten performans kaybı yaşamaktan ve sürekli yıkamaktan gerçekten çok sıkılmıştım. Bir gün pes etmeden Cosmic'e yüklendim ve o gün tamamıyla alıştım. O gün bugündür de işte 6 ay falan geçti. Hyen kutusunda duruyor. Başka da kumaş bazlı mousepad kullanamadım. Hatta geçen günlerde Hyen'i özleyip bir oynayayım dedim. Gerçekten böyle kullanamadım. Zımpara gibi geldi gözüme. Yani o derece artık cam mousepadlere alışmış oldum. Cam mousepadin neyine alıştım ondan bahsedeyim. Bir kere pürüzsüz bir yüzey var arkadaşlar. Hiçbir şekilde tozdan, kirden, nemden, ondan bundan böyle etkilenmiyor. Evet tozlanıyor çünkü tozu direkt üzerine belli ediyor. Orası bir gerçek. Ama onda bir sebebi var. Çünkü kumaş mousepadler o tozu gömüyor arkadaşlar içine. Hani bunda gömecek bir yüzey olmadığı için direkt dışarıda görüyorsunuz. Bunun da çözümü çok basit. 10-15 liraya bir tane cam sil alıyorsunuz. Rahat bir sene götürüyor bu. Bunun da yanında bir tane mikrofiber bez alıyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Her gün bilgisayara oturmadan önce cam silimi sıkıp mikrofiber bez ile siliyorum ve sıfır kutudan çıkmış gibi kullanmaya devam ediyorum. Şimdi düz bir yüzey olduğundan dolayı tozdur tüydür. Bunları mousepad'e geldiği zaman direkt mouse'da hissettiğinizden hani gün içerisinde yine silmeniz gerekebiliyor. Ayrıca bir diğer güzel yanı ise uzun ömürlülüğü oluyor yani. Yüzeyi aşınmadığı için ve sildikçe yeni gibi olduğu için uzun senelerce performans kaybı yaşamadan kullanılabiliyor. Sıradan bir kumaş mousepad'de ise Artisan bile olsa bunu yapmak mümkün değil. Şimdi aranızda cam mousepad kullananlar varsa bilirler, sildikten sonraki o pürüzsüzlük hissiyatı o kadar mükemmel ki beni en çok etkileyen olay da bu oluyor. Ben tıkanma olayı sevmeyen, pürüzsüzlük seven birisiyim. Sırf bu yüzden stok skatezleri genelde beğenmem. Hatta kontrol mousepad falan hayatta kullanamam yani. Benim olayım smooth diye tabir edilen o kayganlık hissi. Hani bana kendim haricinde hiçbir şey mouse'u kontrol etmeme engel olmamalı. Kırılır bu, elimde patlar gibi soruları çok gördüm arkadaşlar. Mümkünatı yok. Gidin bakın videolara. Atıyorlar, fırlatıyorlar, kırılmıyor. Öyle sen masanda dururken nasıl kıracaksın? Biraz realistik olalım. Yok ben yumruk atıyorum. Yani yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Öyle salak salak şeylerden kırılabilecek bir ürün değil bunlar. Yok ben buna kafa atarım. Yok taş atsam kırılır mı? Yok 15. kattan atsam ne olur? Bunu öyle masanda dururken kırmanın imkanı yok. Öncelikle Skypad 3.0 ile Pulsar Superglide'i bir karşılaştıralım. Yüzeyler çok benzer. İkisinde de belirgin pürüzler var. Renk kaplaması da benziyor. Arka tarafa baktığınızda Skypad'de 4 tane silikon tutamaç varken Pulsar Superglide'da çok güzel tutamaçlar mevcut. Çizgi çizgi silikonlar var. Aynı zamanda yazıyı bile silikonlu yapmışlar. İkisi de masada kaymıyor fakat Pulsar çok daha estetik duruyor. Köşelere baktığımızda ikisinde de yuvarlanmış köşeler mevcut. Boyut olarak Skypad 3.0 40'a 50 bir boyuta sahip, Superglide'ın ise 49'a 42 bir boyutu var. Bunlar haricinde fiyat faktörüne bakarsak vergiler kargolar hariç Superglide 95 dolara satılırken Skypad 119 dolara satılıyor. Cidden abartı fiyatları var. Skypad 3.0 ile Braid Cosmic Glass karşılaştırdığımızda yüzeylerde farklılıklar mevcut. Skypad'de pürüzlü gibi görünen bir yüzey varken Cosmic Glass'ta daha pürüzsüz görünümlü bir yüzeye sahip. Renk olarak baktığımızda Skypad'de rengini alt katmanlarda bir film ile vermişler. Cosmic'de ise alt katmanlarda boya ile vermişler gibi duruyor. Cosmic'in beyaz renk seçeneği yok. Buzlu şeffaf gibi bir rengi mevcut. Şu anki renkleri arasından mor rengini ben bayağı beğeniyorum. Arka tarafa baktığımızda ikisinde de 4 tane silikon tutamaç kullanmışlar. Masada kayma yaşanmıyor ikisinde de. O yüzden herhangi bir problem yok bence. Köşelere baktığımızda Skypad 3.0'da yuvarlanmış bir köşe varken Cosmic'te daha böyle köşeli bir kenarı var. Boyut olarak Skypad 3.0 40'a 50 bir boyuta sahipken Cosmic'te 45'e 45 gibi bir kare şeklinde boyut var.
Benim için 45'e 45 bu arada çok daha rahat geliyor. Fiyatına geldiğimizde asıl olay burada. Skypad vergi kargo hariç 119 dolarken Wraith Cosmic Glass'ı da dolara çevirirsek 40 dolar gibi bir fiyatı oluyor. Biliyorsunuz ki Türkiye fiyatı 800 TL şu an benim indirim kodumla beraber. Yani aradaki fiyat farkı gerçekten inanılmaz bu arada. Super Glide ile Wraith Cosmic Glass karşılaştırırsak aslında Skypad 3.0 ile Cosmic karşılaştırmamıza benzer farklılıklar mevcut bunların arasında. Yüzey Super Glide'da daha pürüzlü, Cosmic'de ise daha düz gibi. Arka tarafta Super Glide'ın tutamaçları çok daha şık duruyor, Cosmic'de ise 4 tane silikon vardı. Köşelere baktığımızda Super Glide'ın köşeleri yuvarlanmış, Cosmic Glass'ın köşeleri ise daha böyle köşeli kenar. Boyut olarak Super Glide 49'a 42 bir boyuta sahipken Cosmic Glass 45'e 45 kare bir boyuta sahip. Fiyatına geldiğimizde Super Glide vergi kargo hariç 95 dolarken Cosmic 40 dolar gibi bir fiyata tekabül ediyor. Yine fiyatlar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Skypad 3.0 ile Skypad 2.0'ı karşılaştırırsak çok ciddi farklılıkları mevcut. Sanki ikisi aynı markanın değil de çok farklı markaların ürünleri gibi. Bir kere Skypad 2.0 bence tam anlamıyla rezalet. Çok pürüzlü bir yüzey var. Bar şekilde de bu yüzey hissediliyor arkadaşlar. Aynı şekilde boyut olarak da 2.0'da 45'e 37 gibi garip bir boyutu var. Ben açıkçası kullanamadım. Absürt geldi bana. Skypad 3.0 veya diğer cam mousepad'lerde olan o pürüzsüz hissiyatı ben 2.0'da yaşayamadım. Daha böyle zımpara gibi geldi. Zaten adı üzerinde 2.0. Hani onun üzerine 3.0 çıkmış. 2.0 satıştan kalkmış. Ama Skypad gerçekten çok büyük bir geliştirme yapmış. Orası belli. Bir de aslında bu cam mousepad'leri arm sleeve denilen kolluk ile beraber kullanılması tavsiye ediliyor. İşte ne işe yarıyor bu? Hani böyle kayarken çok daha rahat bir şekilde aslında kolunuzun kaymasına yarıyor. Ben pek kullanmayı sevmiyorum. Kişisel tercihim bu yönde ama insanlar çok daha rahat edebiliyor bunu kullanarak. Hatta çoğu e-sporcunun da bu sleeve denilen şeyi kullandığını görürsünüz. Bu sleeve ile ilgili de bir video zaten kanalımda mevcut. Nereden alabilirsiniz? Muadili nedir gibi soruların cevabı da o videoda mevcut. Ayrıca Wraith Cosmic Glass'ın desenli versiyonlarının çalışması var. Geçen aylarda Valorant Open Fire İstanbul finalinde Wraith Esports bir stand açtı ve ben de oradaydım. Kanalımda paylaştığım vlogu izlerseniz orada bu desenli olan serilerin prototipini göstermiştim. Ve cidden çok iyi duruyorlardı arkadaşlar. Bakalım bunlar da ne zaman çıkacak bilmiyorum. Belki farklı desenler falan da çıkabilir. Ama ben şahsen bu düz renk yerine desenli olanı tercih ederim. Tamamıyla eşit ortam şartlarında bir kayma testi yaptım. Hepsi kayma hızı açısından birbirine çok benziyor. Ayrıca kullanış hissiyatı açısından bakarsak Skypad 2.0 hariç Skypad 3.0, Super Glide ve Cosmic hissiyat açısından yine birbirlerine çok benziyorlar. Fiyat konusuna gelelim çünkü bu kısım gerçekten önemli. Şimdi öncelikle Cosmic'in fiyatına bakarsak Türkiye'de üretilip satılıyor. Wraith Esports üzerinden SVAR50 indirim kodum ile beraber şu an 800 TL'ye satın alınabiliyor. Pulsar Super Glide'a bakarsak Super Glide kargo vergi hariç 95 dolara satılıyor ve şu an Türkiye'ye kargo ile getirmek mümkün değil. Çünkü Max Gaming falan da Türkiye'ye gönderimi kapattı. Pulsar kendi sitesinden yolluyorsa Türkiye'ye orasını bilemeyeceğim ama belki Türkiye'ye satışı falan gelir bilemeyiz. Çünkü Pulsar ülkemizde zaten satılan bir marka. Ama 95 dolar ürün desek, 15 dolar kargo desek, 95 doların %30'u vergi olarak yaklaşık 30 dolar yapıyor desek 150 dolara denk geliyor. O da 3000 TL falan yapıyor herhalde. Fiyatı bayağı bir bomba yani. Skypad de bundan farksız zaten. O aralarında en pahalısı direkt 119 dolar gibi bir fiyatı var. Ama baktığımda Amazon TR ile yurt dışından 2650 TL gibi bir fiyata kargosu vergisi dahil şekilde geliyor. O da böyle bir seçenek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olmuştur. Cam mousepad hakkında diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.